Son zamanların güncel ve ekonomik konularımız çok, haddinden fazla. Enflasyonun yükselmesi, işsizliğin yüksek seviyede olması tabii ki bizi etkileyen faktörlerden bir tanesi. Ama son zamanlarda döviz kurundaki artış de getirdiği olumsuzlukları hep birlikte yaşıyoruz. Ve her yıl başında tespit, Aralık ayında tespit edilip yıl başında birinci aydan geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan bir asgari ücretten bahsediyoruz. Türkiye'nin en büyük sözleşmesi aslında. Bu sözleşme örgütsüz insanların sözleşmesi aslında. Buna bakarsınız. Bunun tespitinde sizlerin de bildiği gibi 5 işveren vekili, 5 hükümet temsilcisi ve çalışanları da temsilen 5 de sendika temsilcisi katılıyor. Dolayısıyla 15 kişilik bir kuruldan bahsediyoruz. Ve bugüne kadar bu kurulların tespitinde, ücretlerin tespitinde her zaman hükümet ve işverenler her zaman ortak karar almayı yeğlediler ve ortak karar aldılar. Sadece 40 yıllık tarihte belki 3 sefer üçlü bir konsensüsle karar alınmıştır. Bu dönem biz bunu bekleriz, beklerdik. Ama yapılan 3 oturumda şu ana kadar bir gelişme sağlanamadı. Bir rakam, doğru bir rakam telaffuz edilmedi şu ana kadar. Beklentiyle olması gereken arasında tabii ki dağlar kadar da fark var. 4.000-4.500 bandında bir ücret açıklanır bekliyor idik pazartesi günü. Ve bu pazartesi günü açıklanacak idi ama maalesef Türkiye'deki bu hızlı kur dalgalanmasından olsun, ekonomik dalgalanmadan olsun, herhalde Perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni faiz oranları ile bağlantılı olarak herhalde büyük bir ihtimalle Cuma'ya kaldı diye düşünüyorum. Ben bu asgari ücretin inşallah bu bakış açısıyla burada en büyük iş devlete düşüyor. Feragat etmesi gereken bazı noktalar var. Bu noktalarda bir feragat etmek ve ortak bir paydayla tarafları buluşturmayı sağlarsa bir nebze olsun işçi sınıfı tebessüm edecek. Yani asgari ücretle çalışan insan yüzü gülmeyecek, tebessüm edecek. Yüzü gülmeyecek dememdeki gaye de şudur. Biz 2021 yılındaki asgari ücretin seviyesine, alım gücü seviyesine hiçbir zaman bu bakış açılarıyla, bu yaklaşımlarıyla ulaşmayacağımız görüldüğü için söylüyorum. Çünkü 400 dolara yakın bir ücretten bahsediyoruz. O zaman %90 zam yapılması lazım ki bu da çalışanların hakkı. O yüzden asgari ücret komisyonu olsun, hükümet olsun, Maliye Bakanlığı olsun, hükümet olsun, hükümet edenler bunları göz önünde bulundurarak bir tespit çalışması ve açıklamasında katkı koymalarını bekliyoruz. Şimdi TÜİK'in rakamları biliyorsunuz son 3. oturumda veri veremedi. Bu Türkiye'de belki ilk. Bu çok önemli. Çünkü niye? Bu kurumlar aslında bağımsız kurumlar. Bağımsız çalışması gereken ve buldukları doğru tespitleri doğru anlatması gereken kurumlar. Demek ki bir baskı var. Bunu yapamadılar, veremediler. Bu rakamlar, açıkladıkları rakamlar hiçbir tanesi zaten piyasa ekonomisine ve piyasadaki hareketlere ve alışverişlerde zaten yansımadığını görürüz. Bunun iki katından fazla olduğunu artık bugünkü asgari ücreti açıklama, benim söylediğim 4000 bandının üstünde çıktığında, hele hele bu 4250 civarlarında olduğunda %50'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bu aslında ki sokaktaki enflasyon, pazardaki enflasyon bunun üstünde aslında da o yüzden söylüyorum TÜİK açıklamaları maalesef baskılandırılmış açıklamalardır. Bunun da bir sebebi şudur. Yani bize göre yıl başında açıklanacak çünkü enflasyon niye? İşte yeni ücret zamlarına, işte memur zamlarına, emekli maaşlarına yansıyacak olduğu için o rakamın yüksek olmalarını istenmiyor. Burada bir noktayı daha ilave etmek isterim. Bu çok önemli bizim için. Çünkü sadece burada asgari ücretinin
zamı elbette çok önemli ama sadece bu değil konu. Mutlak suretle emeklilerin zamlarına dokunulması gerektiğine inanıyorum. Çünkü insan eliyle değişen, gözümüzün görebildiği kadar ne varsa onun altındaki o şeyde, emekte, o emeklilerin emeği vardır. Alın teri vardır, kanı vardır, canı vardır. Dolayısıyla o insanların hakkını ödemek gerekiyor. Bir açlık sınırının altında, bir asgari ücretin altında bir emekli maaşının olması hiç yakışık değildir. Yıllarca, 40 yıl çalışmış, 50 yıl çalışmış, 30 yıl çalışmış insanların reva görüleceği ücret politikası bu olmamalıdır. Mutlak surette onlara bir asgari ücret gibi bir artış mutlak surette sağlanmalıdır. Bir paralel konu olarak daha söyleyelim bunu. Çünkü mağduriyetler bitmiyor. Bir EYT konusu var biliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılan bütün yurttaşlarımız, ki bu sayı 2 yıl öncesine göre daha azalmıştır. 3 yıl öncesine göre çok daha azalmıştır. Artık onlara da dokunulmalı. Hak edişleri neyse mutlak surette verilmelidir diye inanıyoruz biz sendika olarak ve kişisel olarak görüşlerim bunlar.